Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. İnsan en çok hemen her mevsim gördüğümüz ve özellikle dönemsel olanlar ve yılın belli aylarında olan ishaller olarak görürüz. Çocukların en çok dünyada zaten çocuk hastalıklarının başında ishaller gelir. Hatta dünyadaki çocuk ölümlerinin en sık sebebi yine ishallerdir. Yani o yüzden ishal çocuklar için başlı başına bir problem. Belli dönemlerden sonra ishallerin belli nedenlerden kaynaklı. Kimisi bir takım virüsler, bakteriler artı gıda bozulmalarına bağlı olarak veya diğer nedenlerden dolayı ishaller olur. Ama en çok bizim gördüğümüz daha çok bir takım virüs ve bakterilerin, parazitlerin yaptığı ishallerdir. İshalın günlük kaka sayısı çocukta 4'ün üstüne çıkınca biz buna ishal olarak, akut dediğimiz yani gelişen ishal olarak değerlendiririz. Günlük 4'ün altında olan ishallerde genelde normal. İshalde genel olarak en sık semptomlar sık kaka yapması 4'ün üzerinde artı yüksek ateş zaman zaman, kusma, halsizlik, vücudun cildinin özellikle dil, gövde olsun kuruma ve göz çukurlarının çökmesi artı çocukta ciddi bir iştahsızlık meydana gelir. Semptomatik olarak tabi hekim arkadaşlar değerlendirdiğinde bunları göz önünde biz öykü çok önemli hikayesi çünkü nedenini bulmada da yardımcı oluyor. Çok spesifik bir ishallerin tedavisi yok. Yani şunu verelim her ishal geçsin böyle. Nedene yönelik genelde tedavi yapılır. Artı semptomlara yönelik. Viral ishallerde herhangi bir virüs öldürecek bir ilaç olmadığı için daha çok semptomatiktir. Ve bunun da ister ishal virüslere, bakterilere, diğer nedene bağlı olsun bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Kusması varsa mutlaka kusmasını kusma önleyici ilaçlarla kesmek gerekiyor. Artı diğer destekleyici, kakayı katılaştırıcı gıdalar, vitamin olur. Artı bir takım son dönemde çok sık kullandığımız laktobasilus içeriği içeren ilaçlar kullanabiliyoruz. Artı zaman zaman halk arasında zehirli ishal olarak diye bilinen ishallerde antibiyotik kullanılır mutlaka. Ateş olursa mutlaka ateş sürücü kullanılır. Ama bunlara rağmen bazen evde ebeveynler bol sıvı tüketmelerine rağmen ek ilaç olsun destekleyicilerle yeterli gelmez zaman hekime başvurması gerekiyor. Çünkü aşırı sıvı kayıplarında çocuklarda ciddi sorunlar yaratabiliyor. Vücutta tuz kaybına bağlı çocuklarda zaman zaman havale bile geçirenler oluyor ishalden kaynaklanan. Bu yüzden hastane koşullarında tabii ki hastanın genel kliniğine yönelik tedaviler uygulanır. Bazen gerekirse serum verilir, diğer ilaçlarla desteklenir. En çok şu an güncel olan rotavirüs özellikle ishalleri. Şu an dünyada rotavirüse yönelik aşı geliştirildi. Çünkü ishallerin en sık sebebi rotavirüs ve adenovirüsler yol açmaktadır. Bu da yaklaşık %50 ile 60 civarındadır. Ve bu %50-60 civarında yol açan virüsler. Hiçbir ilaçla bunu öldüremiyorsun. Sadece şu an geliştirilmiş bir aşısı var. Çocuklara 3 ile 5. aylarda uyguluyoruz. 2 dönem bir de üçlü dozu olanlar gene bu süreçte uygulanıyor. İshalde yapılabilecek en önemli şey ebeveynler çocuklara bol sıvı tüketilmesini sağlamak artı buna rağmen hani ishali düzelmiyorsa bir hekime başvurmaları. İshal olmamaları için de ishallı çocuklardan bir kere uzak duracaklar. Çok uzun süre beklemiş yiyecekler. Yani her gördükleri veya sıvı su olur. Özellikle çok su tüketildiği zaman açıkta veya dışarıdaki suları gelişi güzel tüketmemeleri gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri yeterli. Zaten evde ailenin yapacağı şeyler yaptıktan sonra başa çıkamazsa hekime başvuracak. Sonuç halledi. Günümüzde artık ishal bizim için korkutucu bir hastalık değildir. Sadece yeri ve zamanla doğru müdahale yeterli. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.